Merhabalar, bugün sizler için seçtiğim konu Burhol olacak. Bu konu kafatası ile ilgili. Burhol bir beyin ve sinir cerrahlarının günlük yaşantısında çok sık olarak yaptıkları bir uygulama. Neredeyse tüm beyin ameliyatlarında yaptığımız işlemin adı. Daha açık söylersem kafatasına ameliyatın başında kraniyotomi flebini kaldırmak için yani kemik flebi kaldırmak için uyguladığımız delme işlemi. Kısaca kafatasına delik açma işlemi. Merak etmeyenler videoyu burada bırakabilirler. Evet, bizimle kalanlar hazır mısınız videoya? Sayın izleyiciler, bu ameliyat kranial bir ameliyat, bir beyin ameliyatı. Burada şimdi iki tane araç görmekteyiz. Sol elimizde aspiratör bulunmakta. Sağ elimizde de elektrikli dril bulunmakta. Bu elektrikli drilin özelliği dakikadaki devir sayısı 95.000'lere kadar ulaşmakta. Onun dışında torku da çok yüksek, görüyorsunuz. Ucunda topuz bir kesici cihaz bulunmakta. Şimdi kraniyal ameliyatın başında kraniyuma yani kafatasına bir burhol açıyoruz. Yani kafatası deliğini açıyoruz. Bu deliği açtıktan sonra beyin zarıyla kemik arasındaki boşluğu önce diseke edeceğiz. Şimdi ben baştan anlatayım size kısaca. Ve diseke ettikten sonra da çeşitli cerrahi araçlarla o kemiği kaldıraraktan kafatasının zarını göreceğiz. Evet, şimdi elektrikli dirilimiz sağ elimizde tuttuğumuz çok devirli döndüğü için onu suyla SF'le ıslatıyoruz, nemlendiriyoruz. Hem kraniyal yapılara zarar vermesini engel oluyoruz bu sayede, hem de cihazımızın ısınmasını engel oluyoruz. Görüyorsunuz sol elimizde de aspiratör, sağ elimizde çalışırken dağılan kemik tozlarını ve SF'i aspiratör ile çekiyoruz, aspire ediyoruz. Burada burhol'u iyice tamamladık. Yani kraniyumun iyice inceldiğini görüyoruz. Kraniyum iki tabuladan oluşmakta, iki kemik tabakasından. Biz dış tabakayı iyice incelttik. Bu iç tabaka. Burada görüyorsunuz, burada bir diseksiyon yapıyoruz sinir okuyla. Diseksiyon yaptıktan sonra da Kerrison Ranger ismini verdiğimiz, burada işte elimizde görüyorsunuz bir kemik eksizyonlu yani almamızı sağlayan cerrahi malzememizle incelttiğimiz kraniyumun iç tabulasını eksize ediyoruz. Görüyorsunuz aspiratörle yıkadığımız yıkama solüsyonunu çekiyoruz. Sol elimizde yine sinir okuyla görüyorsunuz orada kafatası yani beyin zarıyla kraniyumun arasındaki yapışıklıkları gideriyoruz. Kerrison'la tam olarak iç tabulayı eksize ediyoruz. Ve bunun sonucunda da burhol'umuzu tamamlıyoruz. Şimdi kerisinde düzeltiyoruz burhol'umuzun çevresini. Görüyorsunuz tam böyle bir daire şekline getirdik. Etrafta hiç pürüz bırakmıyoruz. Evet, burada kerisinde işimizi tamamladık. Kemik pürüzleri temizledik. Şimdi sağ elimizde bipolarla beyin zarını koagüle ediyoruz. Ve beyindeki basınçlı sıvının dışarıya nasıl çıktığını, nasıl bir hastaya zarar verdiğini görüyorsunuz basınçlı mayinin. Evet sayın izleyiciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yayınlarımız podcast olarak da diğer mecralarda Spreaker, Spotify, iTunes gibi mecralarda yayınlanmakta. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Sizlerle birlikte daha da yayınlarımız gelişecek. Sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.